Sevgili izleyicilerimiz, Patronlar Aleminden herkese yeniden merhabalar. Biliyorsunuz ki sektördeki alanında uzmanlaşmış isimleri stüdyolarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün ise çok duayen ve sektörümüze hiç uzak olmayan bir isimle birlikteyiz. Ethem Kantarcıoğlu ile birlikteyiz. Müzik yapımcısı ve televizyoncu olarak tabii teyit edeceğim ama aslında her şeyi yapıyor. 10 parmağında 10 marifet var. Aslında siz de tanıyorsunuz. Çok bekletmeyelim. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Her şey yolunda. Şükür. İyi ki geldiniz, bizi kırmadınız. Sağ olun. Biz de teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Ne demek efendim, estağfurullah. Şimdi aslında izleyicilerimiz zaten sizi ismen tanıyorlar, biliyorlar. Ama biz sizden de dinlemek isteriz. Ethem Kantarcıoğlu kimdir? Ben çok genç yaşlarda müziğe sardım. Ondan sonra babadan sanayicilik, otomotiv işiyle uğraştık. Fakat 1994 yılı sonunda Raks'a gelerek, sahipleri zaten dostlarımdı, müzik işine girdik. Raks'ın genelde promosyon kanadını yönetiyordum. Yani Raks'ta marş müzik, es müzik, neşe müzik, plaza müzik, tempo müzik, mer müzik, 6-7 tane müzik şirketi vardı. Bunların ürettiği müzikler mer reklama geliyordu. Mer reklam olarak da biz bunları radyolara ve televizyonlara 24 saat içinde yayıyorduk. Bunlardan yaklaşık Türkiye'de 128 tane yerel radyo ile çalışıyorduk, yerel ve bölgesel. 85 tane de yerel ve bölgesel televizyonlarda çalışıyorduk. Genelde o zaman bu hizmeti bize Doruk Film vardı, Cahit Bey. Cahit Bey bunları yapıyordu, organizasyonları. Zaten kendisi Anadolu'da televizyonlara film satıyordu, program satıyordu. İşi buydu. Bu arada Raks'ta birçok şirkette de yönetim kurulundaydım. İşte Raksnet olarak, Number One TV, Genç TV, Discovery, bunların hep yönetimlerinde bulundum. Genç TV ilk Metropol FM olarak kuruldu. Bunu kurma sebebimiz aslında ilk biz müziğe, Kral TV'de başladık. O da şöyle oldu. İlginç bir hikayesi vardır bunun. Kadir Bey bir müzik kanalı kuralım demişti. Tabii bunun için frekansa ihtiyaç var. Cem Uzan'dan randevu alındı ve Cem Uzan'a gidildi. Cem Uzan'a dedi ki böyle bir müzik kanalı kurmak istiyoruz. Ve ne dersiniz? Onlarda o zaman Teleon diye bir kanal vardı. Bir hesaplama yaptılar. Böyle bir müzik kanalı kurarsak dediler, minimum dediler, 1 milyon dolar gibi bir gideri olacak yıllık dediler. Çünkü Vahit Alpata vardı, çok sevdiğim, saydığım, o Star grubunun reklam müdürüydü. Daha evvel Hürriyet'in reklam müdürüydü. Onlar da dediler ki yani müzik kanalı reklam alır almaz bunu kestiremeyiz. Kadir Bey de dedi ki o zaman ben 1 milyon doları size her sene aylık 80 küsür bin dolar ödeyeyim. Bunu da mer reklam üstünden yapalım. 12 tane senet yapalım. Mer reklam bunları ödesin. Müzik satış eksküdüz olarak mer reklamda olacak dedi. Ve Cem Uzan da el sıkıştı ve okey dedi, kral bir anlaşma oldu dedi, adı da Kral olsun dedi. Ve böylelikle Kral TV kurulmuş oldu. Fakat daha sonra Cem Uzan müzik sektörüne girince, Kadri Bey de madem o benim sektörüme girdi, ben de onun kanalın işine, müzik, televizyon işine gireyim dedi. Ve Karacan grubuyla işbirliği yaptı. İlk Metropol FM, bu Jackie Cammy'nin kanalıydı. Evet. Frekansı ondan aldı Kadir ve Metropol FM'i kurdum. O zaman genç bir kadro oluşturduk. İşte Özlem Yıldız gibi, Ece Erken gibi, Hande Kazanova, Mesut Yar.
Bunları topladık. Tabii bu saydığımız isimler şu anda gündemimizde aslında. Tabii, çok da ilerlemiş erken, kariyerinde. Ece Erken geldiğinde 17 yaşındaydı. Ve bu kanalı kurduk. Ve daha sonra bunun bir de frekansı vardı. Televizyon frekansı vardı. Fakat biz logo veriyorduk sadece. Bir televizyona girmemiştik. Hazırlık yapıyorduk. Daha sonra Genç TV şekliyle isim değişikliği yaparak Metropol'ü Genç TV'yi kurduk. Ve ulusal müzik kanalı oldu. Tabii Kadri Bey ile ben o zaman güzel bir hikayemiz vardır. Ben dedim kırılı bir sene içinde geçeceğim dedim. Geçemezsin dedi. Nasıl olacak dedi. Geçeceğim dedim. Ve iddialaştık o zaman. Ve ben çıkan her albümü ilk Genç TV'ye veriyordum. Kral TV'ye 15 gün sonra vermeye başlayınca tabii Kral TV'nin otomatikman reytingleri düştü. Kadir Bey beni çağırdı. Sen dedi sportmence hareket etmiyorsun dedi. Ayıp ediyorsun dedi. Ben dedim sana sportmence hareket edeceğimi söylemedim ki dedim. Ve böylelikle iyi bir yere geldi kanal. Fakat daha sonra frekans satıldı. Ve biz televizyonculuktan çıktık. O arada 2000 yılında Number One ve Radyo Klas, orada da ortaklıklarımız vardı. Onların yönetimlerinden de çıktım. Ve daha sonra reklam işi vardı Mer Reklam'ın. Reklam işime devam ettim. Başta yerel TV'ler ve ulusal kanallarda olmak üzere buralarda reklam satışına devam ettim. 95-2000 yılları arasında Mer Reklam Türkiye birincisiydi reklam verenlerde. Çünkü barter yapıyordum televizyonlar ve radyolarla. Reklam yerleri alıp bunları paraya çeviriyordum. Onların karşılığında da müzik veriyordum kendilerine, kanallara. Tabii onların ham maddesiydi müzik. Ve dolayısıyla barterlarla bu işi götürüyorduk. Akşam gazetesi tutun, İhlas grubu, İmmergaz, Rocks reklamları, aklınıza ne geliyorsa Ray-Ban grubu, Ray-Ban grubunun reklam işlerini yapıyordum, İhlas grubunun reklam işlerini yapıyordum. Çok geniş çapta reklam işi yapıyorduk yani. Ve reklam işinden sonra tekrar müzik ve hukuka döndüm ben. 2010 yılında Fransa'ya gitmiştim okumak için. Yarım bıraktık geldik. Fakat 2010 yılında bir boşluk yakaladım müzikle ilgili, teliflerle ilgili. Ve hukuk okumaya başladım kendi kendime evde. Bütün aşağı yukarı 12 senedir hukuk okuyorum. Devamlı okuyorum ve yurt dışındaki bütün hukuk platformlarına üyeyim, giriyorum, yazılar yazıyorum. Yazılar okuyorum. Harvard Üniversitesi'nin platformu vardır. Oraya giriyorum. Ve dolayısıyla kendimi bu konuda geliştirdim. Ben şu anda Amerika Birleşik Devletleri art yasası olsun, copyright yasası olsun, milenyum yasası olsun hepsini çok iyi biliyorum. Anna art yasası İngiltere, Fransız telif hukuku, Alman telif hukuku, İtalya, İsviçre ve Türk telif hukukunu, 7 ülkenin telif hukukunu çok iyi biliyorum. Ve yaklaşık 67 tane sanatçının şu anda davasını sürdürüyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef müzikte suistimaller oluyor. Yani yapımcılar hakları olmayan eserleri izinsiz bir şekilde kullanıyorlar. Sanatçılar da buna hiç itiraz etmiyorlar. Maalesef bilmiyorlar da zaten konuyu. Dolayısıyla bu işe yoğunlaştık. Tabii bu işe yoğunlaştığımızda da bu sefer müzisyenlerden talep gelmeye başladı. Ya işte müziğe de girin, müziğe de girin, müziğe de. Şimdi ufak ufak müziğe de girdik. 3 tane albüm şu anda bitmiş vaziyette. Bir tanesi 11 parça, bir tanesi 9 parça, bir tanesi 4 parça. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyük bir ihtimalle Kayahan Bey'in kızı Beste ve Tayfun Duygulu bir düet yapacaklar. Onu da ben çıkartacağım. Haber oldu hatta. İnşallah 11'inde de ayın okumaya gireceğiz.
yolumuza devam ediyoruz. İyi bir albüm yaptık şimdi, çıkacak işte. Medyaşe'nin torunu Burak Şen diye bir arkadaşımız. Besteler, sözler hepsi kendine ait, yorumcu da. Güzel bir albüm yaptık, çok uğraştık. Yaklaşık 12 ay sürdü, yani şaka değil, 12 ayımızı aldı. Çok inceledik, çok şey yaptık. Albüm bitti. Tek tek parçaları çıkacağız. Çünkü günümüz dijital platformu maalesef parçaları çok çabuk tüketiyor. Yani hemen koyuyorsun, parlıyor ve sönüyor. Bir ay içinde sönüyor. Dolayısıyla albümü bütün olarak çıkarmaktansa tek tek çıkarmayı tercih ettik. Yani albüm hazır, iki klibi çekildi. Bu ay içinde bir tanesi çıkıyor. Bu ilk çıkacağımız parça da Güzel Kız adında bir parça. Bu Allah rahmet eylesin, Neslican Tay diye bir kızcağız vardı. Kanser oldu. Çok üzüldüm ben de. Çok güzel bir söz söyledi. Hoşuma gitti benim o. Bacağını kesmişlerdi. Ben yalnız bir bacaktan ibaret değilim dedi. Tabii bu beni de etkiledi. Ve albüme de bu parçayı koyduk. Çok güzel. Albüme de koyduk. Ailesi izin vermedi kızın resmini kullanmamıza. Aslında aile izin verdi de biraz avukatlar işi bozdu. Genelde hukukun içinde olduğum için ben buna şahit oldum. Sanatçılarla da konuşmalarımızda avukatlar devreye girdiği zaman iş zorlaşıyor. Avukatlar bilmedikleri konu hakkında sanatçılara yol vermek istemiyorlar. Çünkü şöyle düşünüyor herhalde. Ya şimdi ben buna yap dersem başına bir sıkıntı gelir. Ya sen beni bu işe soktun gibi sorumluluk almamak için, konuyu da bilmedikleri için bu işten uzaklaşıyorlar. Fikri mülkiyet hukuku Türkiye'de doğru çalışmıyor. Fikri mülkiyet hukuku dünyada en iyi Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışır. Ve bütün sanatçıları Amerika Birleşik Devletleri'nde copyright ofise tescil yapıyorum. Yani Amerikan sanatçısı haline getiriyorum ve dijitali Amerika'dan çıkıyorum. Türkiye'de bir tek Türkcell'i kullanıyoruz. Bu da Eğlence Fabrikası diye bir firma var. Bora Bey var. Çok iyi bir insan kendisi. Onun kalanından Türkcell'e çıkıyoruz genelde. Çünkü Amerika'da girdiğimiz eserlerde tescillerde büyük bir para ödeniyor ve platformlara da para alıyorlar, üyelik gibi. Türkiye'de bunu yapan iki tane firma var. Aslında Amerika'da dünya üstünde bunun gibi benim bildiğim 28-30 civarı platform pazarlamacısı var. İşte TuneCore gibi, Babylon gibi, Orchard gibi, Believe gibi bu firmalar müzikleri alıp platformlara pazarlıyorlar. Ve dolayısıyla herhalde üyelik bedellerini de kendi ceplerinden finanse ediyorlar. Biz üyelik bedeli ödüyoruz yurt dışında platformlar için. Yıllık $65 ödüyoruz. Ve dolayısıyla Amerika üstünden hareket etmeyi tercih ediyorum. Amerika'da hukuk da buradan daha hızlı ve daha iyi çalışıyor. Türkiye'de fikri mülkiyet hukuku hakimleri maalesef zayıf. Şöyle ki onları da suçlamıyorum. Çünkü ticaret mahkemesinden alıp fikri mülkiyet hakimi yapıyorlar. Ceza mahkemesinden alıp fikri mülkiyet hakimi yapıyorlar. Yani alanın aslında işi alanları değil. Evet. Alanları değil, konuya hakim değiller. Dolayısıyla bilirkişiye atıyorlar topu. Yani direkt olarak bilirkişiye atıp bu işi ondan halletmeye çalışıyorlar. Bilirkişiler de bu işte iyi değil. Fikri mülkiyet hukuku aslında çok zor bir hukuk, çok karışık bir hukuk. Birçok kişiye defalarca anlatmama rağmen anlamıyorlar. Yani anlamıyorlar, çok zor bir şey. Şöyle ki besteci söz yazarı kendini hak sahibi gibi görüyor. Aslında ana hak sahibi doğru besteci söz yazarıdır. Ancak besteci söz yazarından alınan izinle icra eden sanatçı, icracı sanatçı eserin sahibi olur. Besteci söz yazarı komşu haklarına düşer. Ancak teliflerini alırlar. Ama işleme eserin sahibi yorumcudur daima. Hmm. Dünyada da bu böyledir. Yani otor dediğimiz yazar. Yani projenin çıkış ismi aslında değil mi? Evet, haklı. Yani parçayı ünlendiren kişi o
fonogram dediğimiz, fonogramın sahibi olur. Fonogram çeşitli seslerin meydana getirdiği bir müzik eseri olarak, işte çeşitli enstrümanlarla çalınan, meydana gelen o bir fonogramdır. Aynı eseri bir başkası da ayrı bir fonogram olarak yapar, söyleyebilir. Burada sıkıntı yok. Besteciden tekrar izin alıp, ki birçok parça defalarca insanlar tarafından söylenmiştir. My Way gibi İspanyolcası söylenmiştir, İtalyancası söylenmiştir. Bizim de Samanyolumuz vardır öyle, Almancası, Fransızcası, My İngilizcesi. My Way, Frank Sinatra. My Way Frank Sinatra değil mi? Frank aslında? Sinatra değil ama mi? Aslında bestecisi Frank Sinatra değildir. Paul Anka'dır onun esas bestecisi. Sizden yine bir şey öğrendim şu evet, anda. Kendisi söylememiştir. Ona vermiştir. Fakat kendisi de daha sonra söyledi. İspanyol sanatçı Rafael'le düet yaptılar. Çok güzel bir parça o da. My Way. Dolayısıyla telif hukuku üstüne ve müzik üstüne şu anda yoğunlaşmış durumdayız. Televizyon ve medyadan uzaklaştık tabii ki ama neticede yine medyayla bağlantılıyız. Çünkü iç içedir. Medyanın müziğe evet. ihtiyacı vardır. Müziğin de medyaya. Medya ihtiyacı var. Bu arada bir SMG diye bir firma var. Bu SMG kapalı alanlarda ve açık alanlarda, halka açık alanlarda işte kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, ondan sonra oteller, bilumum bu tip yerlerde müzik sistemi kurdular ve müzik yayınlıyorlar. Bu müzikler kendi ürettikleri veyahut da Amerika'da, Avrupa'da bazı firmaların üretip meslek birliklerine kaydetmedikleri müzikler. Yani beste, söz, aranje, yorumcu ve yapımcı bu beş hakkın sahibi oldukları müzikleri meslek birlikleri dışında işte Koton gibi, Vakko gibi, Beymen gibi bir sürü mağazalarda yayınlama işine girmişler. Aşağı yukarı 9 yıldır bu işi yapıyorlar. Yani marka müziğiyle ilgileniyorlar diyebiliriz. Yani telif ödemesin diye alışveriş merkezleri, oteller vesaire bunlar üstünden müzikleri satın alıp bunlar üstünden otellerde, kafelerde, restoranlarda yayın yapmak suretiyle meslek birliklerinin telif almalarını oradan engelliyorlar. Tabii bunun ana sebebi meslek birlikleri çok yüksek para istedikleri için bunlar daha ufak paralara bu işi yapıyor. Bunların gibi 6 firma daha var rakibi. Ben aslında bunu 10-11 sene evvel düşündüm, 2010'da. Fakat bu dava olayları daha çok dikkatimi çekti. Sanatçıların haklarını koruma isteği bu işe beni yönlendirdi. Fakat bu işin yazılımını da yapmıştım ben aslında. Aynı SMG gibi hazırlamıştım. Yani serverlara müzikler yükleniyor, herkes istediğini çalıyor. Biz orada ne çaldığını playlist yapma imkanına sahibiz. Bu dijital ortam bize bunları getirdi. Tabii son 2000 yılından sonra fiziki satışlar çok hızlı çökmeye başladı. Rax fabrikasının zaten kapanma sebepleri artık kaset diye bir şey kalmadı. CD de zaten artık koleksiyoncuların elinde. Yeni bir moda çıktı, plak ama o da çok kısıtlı. Yani 1000 tane, 2000 tane basılıyor. 5000 satarsan çok iyi bir rakam. Ve dolayısıyla şu anda bir plak var Türkiye'de ama Amerika'da bu plak yaygın. Hala CD ve plak satışları var ve çok ciddi anlamda. Geçen sene bildiğim kadarıyla 167 milyon sattı Amerika Birleşik Devletleri'nde plak. Yani 150 küsur da CD sattı. Yani orada bu ölmedi. Türkiye'de öldü. Tabii burada ekonomik koşullar da önemli. Yani Türkiye maalesef fakirleşti. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani ben 2001'de emekli oldum. 1000 dolar alıyordum. Bugün 280 dolara düştü maaşım. Enflasyona daima yenik düşüyor maaşlar maalesef. Dolayısıyla alım gücü azaldıkça bu pahalı bir zevk haline geliyor tabii ki. Yani şimdi bugün bir plak 150 lira. Yani bu büyük bir para. Zamanında alım gücü iyi olduğu için daha ucuzdu. Bugün bir CD'nin maliyeti, yani fabrika çıkışı üstünde hiçbir telifi olmadığı halde 7 lira maliyeti var. Yani 7 liraya. Kartoneti hariç. Baskısı ve kapağı. Kartoneti de koyarsak demek bu 8-8,5 liraya mal olacak. Bunun KDV'sini koy, bir de bunun teliflerini
ödemek zorundasın. Biz onun için müziği, bestesi ve sözü kendine ait olan sanatçılarla çalışmayı ben tercih ediyorum. Çünkü bir de beste parası verirsen bu işin altından kalkamıyorsun. Bu işi yapabilmen için ancak sanatçının menajerliğini de almak zorundasın. Sahneden kazanmak zorundasın. Sahne dışında dijitalde gelirler de az. Yani 1 milyon izleme sezona göre, yani televizyon sektöründe nasıl ki reklam gelirleri yazın düşer, kışın yüksektir, pahalıdır. Saniyesini 80 dolara alırsın kışın, yazın bu 15 dolarlara, 10 dolarlara düşer. Aynı sistem dijitalde de var. Dolayısıyla reklam gelirlerinden geldiği için çoğu gelirler, reklam gelirleri düştüğü için dijital gelirleri de yazın otomatikman düşüyor. Ancak satış olursa onlar sabit. Türkiye'deki bir parçanın satışı 1 lira, Amerika'da 1 dolar. Yani Amerika'da bir tane parça sattığın zaman buradaki 14 satışa bedel. Yani böyle bir rakamsal fark var. Dolayısıyla yazın 600-650 dolarlara düşüyor. Bu rakamlar 1 milyon aşağı yukarı izlemenin ortalaması. Kışında bu 1100-1200 dolarlara tırmanabiliyor. Reklam ve şey gelirlerine göre değişiyor. Ve dolayısıyla sektör küçüldü. Artık Türkiye'de yapımcılık bana göre kalmadı. Ancak sahnesini alırsan sanatçının yapımcılık yapabilirsin. Sahnesini almazsan mümkün değil. Hele hele beste parası verirsen bu imkansız. Amerika'da çıktığın zaman Amerika'nın bir farkı var. Amerika'da ASCAP vardır. En büyük meslek birliklerinden biri. Bu orada çıkardığın albüm bir parçaya 1000 satıştan 1000 tane CD bastığın zaman 200 dolar alıyor meslek evet. birliği. Satışa göre para alıyor. Kalkıp 5000 tane plak bastın diyelim. Ve aşağı yukarı 200 dolar parçaya ödediğin için 6 parçalık yaptığın zaman 1200 dolar ödüyorsun 6 parça için. 5000 plak bastın, 3000'ini sattın, 2000 tanesi elinde kaldı. Bunu ASCAP'a götürüp ben bunu satamadım elimde kaldı deyip verebiliyorsun. Onu imha ediyorlar plakları ve aldıkları telifleri geri veriyorlar. Yani adaletli bir düzen var. Amerika Birleşik Devletleri'nde müzik hırsızlığı çok büyük ceza ve çok büyük para. Yani biz copyright'e tescil ederken bile eserleri sonunda yes düğmesi var. O düğmeye bastın mı? Geri dönüşün yok. O beyanını artık kabul etmiş oluyorsun. Evet. Ve altında yazıyor. Bu beyanda yanlışlık varsa yiyeceğin ceza 30 bin dolardan başlar diyor. Yani önü açık. Çok ciddi cezalar var. Mesela Amerikalı 9 tane İngiliz ve Amerikalı sanatçı Spotify'a açtığı davada 1 milyar 600 milyon dolarlıktı dava. Sonuçta %6'sı 7'si kadar bir rakama anlaştılar. Ağır cezalar var, caydırıcılık var. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de isteyen istediğini kullanıyor, istediği gibi yapıyor. Mahkemeler çok uzun sürüyor. Benim bendeniz için açtığım 2014'teki dava 3. defa Yargıtay'a gitti. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bu davaların bu kadar ilerleyememesi ve alanında bilirkişi olmamasının sebebi sizce ne? Yetişmiş eden. Ekonomik şartlar da dedik aslında buna etken. Ama yetişmiş insan da yok. Yani bilir kişiler de bu işi bilmiyor. Hakimler de maalesef bu işte zayıf. Hı hı. Yani hakimleri de suçlamıyorum. Çünkü fikri mülkiyet hakiminin belli bir eğitim alması lazım. Yani şeyden sonra. Ben bazı okullarda böyle konferanslar da verdim. Bazen Zoom'dan verdim. Anlamıyorlar. Hakimler anlamıyorlar. Benimle çalışan bir avukatlık grubu var. Hem İzmir'de hem İstanbul'da. Tabii bunlar öğrendiler bu işi. Nazlı Tuğba Çatı vardır İstanbul'da. 2013'te Avea'dan geldi yanıma. Bu konuyla ilgili bilgisi yoktu ama şimdi kendini geliştirdi, öğrendi. Anlamadıklarını bana sordu. Birbirimize öğreterek bu işi ilerlettik. Bir de arkadaşım vardır İzmir'de, Erdem Meço, çok eski arkadaşım yani. O da avukattır. Oğlu Almanya'da master yaptı bu fikri mülkiyet hukukuyla ilgili.
Ve orada master yaptıktan sonra şimdi benim davalarıma da bakıyor. O da çok iyi duruma geldi. Biz hiç dava kaybetmedik diyebiliriz. Yerelde kaybetsek de Yargıtay'a da davalar dönüyor. Çünkü yerel mahkemeler bilmiyorlar. Bir de tabii ki yoğunluk da var. Yani acayip yoğunluk var mahkemelerde. Ben çünkü gidiyorum, bakıyorum o icra dairesinde dosyalar, mahkemedeki dosyalar. Yani bir hakimin ayda ben inanıyorum ki yani en fazla 10 tane dosyaya bakabilir fikri mülkiyet hukuku olarak. Ondan fazla hakim yönünü şaşırır. Yapamaz. Yani ben de olsam yapamam. Yani çok iyi bildiğim halde yapamam. İlhami Güneş vardı İzmir'de. İyi bir hakimdi. Emekli oldu. Eski Yargıtay hakemi. Kitapları da vardır. Ben okudum da kitaplarını. O daha hızlı ve daha doğru kararlar verebiliyor. İki celsede mahkemeyi bitiriyordu. Ama o da hata yatabilir ki Ufuk Yıldırım davasında hata yaptı. Bizim yasamızda 5846-58. Madde vardır sanatçıları koruyan cayma hakkı. Yani sözleşmeden cayma hakkı. Bu cayma hakkını kullandığın zaman karşı tarafın 4 haftalık dava açma hakkı vardır. Yani caymaya karşı itiraz davası açar. Caymaya karşı itiraz davasının süresi geçmediği halde İlhami Bey fark etmedi ve caymayı kabul etti. Yargıtay'dan da döndü. Ama tabii neticede dava yine bu şekilde sonuçlanır. Bakanlıkla ben çok yazışmalar yaptım. Dertlerimi anlattım. 58. maddenin yanlış olduğunu, yanlış uygulandığını, aslında bu Alman hukukundan gelen bir maddedir. Zaten bizim fikri mülkiyet hukukunda Alman hukukçu Hinrich yapmıştır 1951 yılında. Bizim fikri mülkiyet hukukumuz zaten dışarıdan gelir. Bizim yaptığımız bir hukuk değildir bu. Yani dışarıdan Amerika'da da, Almanya'da da, Fransa'da da, İtalya'da da bu tip bu kanun uygulanır. Aşağı yukarı ufak tefek detaylar farklıdır. Biz tabii onlar devamlı yeniledikleri için kendilerini biz o yenilenmeye ayak uyduramıyoruz. Bizim 5846'da 13. madde vardır. Bu 13. madde bandrolla ilgili, yani bakanlığın eser işletme vermesiyle ilgili. Aslında eser işletmenin mali bir değeri yoktur. Bu tamamıyla bandrol almaya yarayan. Ben bu konuda birçok davayı kazandım. Eser işletmenin mali değeri olmadığını, sözleşmedir geçerli. Bütün dünyada eserler sözleşmeyle devredebilir. Sözleşme dışında devir söz konusu değildir. Ama hiç kimse bu işi doğru düzgün yapmıyor. Sözleşmelerde sanatçıların izni olmadan da bunları devredemezsin. Sözleşmelerde bizim Raks'ta şöyle bir şey vardı. İleride çıkacak tüm haklar güneş sistemin diye böyle. Güneş sistemini bile yazıyorduk yani sanki ayda müzik yapacağız gibi. Bunun aslında hiçbir değeri yok. Çünkü doğmamış çocuğa nüfus kağıdı çıkartamazsın. Böyle bir şey yok. İleride çıkacak haklar sanatçılara aittir. Yeni çıkacak haklar sanatçı, yapımcıya ne verdiyse o hakları kullanır. Raks Universal ortaklığı yapıldı. Aslında ilk Raks Poligram'la ortak oldu. İngiliz Poligram'la. 1997 yılında konuşmalar başladı. Ve 98'de anlaşmalar yapıldı. Fakat tam o sırada İngiliz Poligram'ı Universal şirketi, Amerikan Universal şirketi aldı. Amerikan Universal şirketinde bir Fransız şirketi aldı. Yani ortalık karıştı. Dolayısıyla fikri mülkiyet hukuku Türkiye'de çalışmıyor. Sanatçıların hakları kullanılıyor izinsiz olarak. Ben hatta MÜYAP Meslek Birliği'ne çok ağır bir mektup yazdım. Yani dedim ki siz çeteleşmişsiniz. Yani hak yiyorsunuz. Hakkınız olmayan hakları kullanıyorsunuz. Biz Universal'le ortak olduğumuzda rock sanatçıları Rax Universal olarak oraya devredildi. 4 şirket oraya devredildi. Marş Müzik, Es Müzik, Plaza Müzik, Neşe Müzik. Bu şirketlerin %51'ini aldılar, 49'u Raks'ta kaldı. Daha sonra Universal Müzik
Plaza Müzik Universal Müzik unvanını aldı. Plaza Müziğe verdiğimiz eserler de aslında süreli ve gelirleri Kadri Önel'e ait. Çünkü ayrılırken bu şekilde organize edildi. Burada bu dava da sürüyor zaten. Universal iflas edince bu eserler icrada satıldı. İcra satışı şu şekildeydi. Satılık eser işletmeler, sözleşmesi yoktur, kanal bantı yoktur. Sözleşmesi olmayan bir eser işletmenin mali bir değeri yok. Yani aslında icra dairesi mali değeri olmayan bir belgeyi icrada sattı. Alan firma da bu işte kazık yedi. Türkçesi onlar da bilgisiz olarak aldılar. Ben kendilerine anlattım 2011'de. Gel dedim beraber yapalım bu işi. Ben bu işleri düzelteyim. Sanatçılarla sözleşme yenileyelim. Çünkü RAX sözleşmelerinde, Universal sözleşmeleri sıkıntılıydı. Birçok ünlü sanatçıyla o zaman biz sözleşme yeniledik ve RAX ve RAX'ın ortak olduğu şirketler bu eserleri kullanabilir dedik. Ve RAX'ın bütün sözleşmelerinde pürsantaj vardır. Yani kazançta sanatçıyla bir gelir paylaşımı. Bazısında bu %30'dur, bazısında %40'tır, bazısında %50'dir. Hatta Kayahan Acar süreli vermişti, Allah rahmet eylesin. Bu süreli verdikten sonra RAX Universal batınca Kayahan Acar gitmiş, bakanlıktan kendi eserleriyle ilgili majör plak olarak yeniden eser işletme çıkarmış. Bakanlık burada uyumuş. Ya halbuki RAX'ta çıkmış eser işletmeler var. Sen ikinci bir defa eser işletme veriyorsun. Aynı belgelere ikinci bir belge veriyorsun. Ve Kayahan abi bunları aldıktan sonra icrada satılınca Kayahan abinin RAX'taki eser işletmeleri bu Avrupa Müzik diye bir firma var. Erdem kardeşler. Bunlarla mahkemelik oldu. Adam anlattı. Ya kardeşim ben bunu RAX'ta süreli verdim. Sözleşme de var, şu da var, bu da var. Fakat bunlar inat ettiler ve mahkemeyi uzattılar. Kayahan abi çok üzdüler o zaman. Sevmezdi Kayahan Bey bunları. Ben de sevmem. Yani ben de sevmem. Çünkü ben hayatımda her şeyi yasalara uygun olarak yapmak isterim. Yani kimsenin hakkını, hukukunu yemeyi sevmiyorum. Çünkü şuna inanıyorum. Benden çıkmasa da bir gün çocuklarımdan çıkar bu. Onun için adalete inanan bir insanım. Fakat Türkiye'de hukuk maalesef çok kötü durumda. Yani çok kötü durumda. Ben zannetmiyorum bir hakimin benimle televizyona çıkıp tartışabileceğini. Öyle bir şansı yok yani. Öyle de bir iddia şu anda. Yani yapamazlar. Yani mahvolurlar. Onu ne söyleyeyim, sorularıma cevap veremezler. Çok sıkıntılı bir süreçte. Çünkü bilmiyorlar. Yani bilmiyorlar. Ben bilen hakimler var mı? Var. İşte genelde 11. daire Yargıtay hakimleri tabii ki bu işe daha çok hakim. Ama tabii Türkiye'de müzikle ilgili haklar maalesef korunamıyor. Korunamıyor. Bakanlık doğru düzgün bir sistem kurmamış. Eser işletme diye bir belge çıkarmış. Zaten ben 13. maddeyi baskı yaparak bakanlığa değiştirttim. Yeni çıkacak yasada 13. madde bundan sonra eser işletme mahkemelerde, icralarda bir değer kabul etmeyecek. Burada bir belge olarak sunulamayacak. Değişiyor yani. Ama bir türlü çıkmadı. Yani meclisten çıkmadığı için kanunlaşamıyor. Çok sıkıntı var. Yani müzikte çok sıkıntı var. Türkiye belki başka sorunların içinde olduğu için bunu üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Türkçesi bu yani müzik işte. Yani dünyada müzik değerli, bizde değersiz. Türkiye'de meslek birlikleri son 2 seneyi bilmiyorum ama ondan evvel 25-30 milyon dolar topluyordu meslek birlikleri. Bunlar MESAM, MSY, bunlar hepsi. Tabii şimdi onların daha da daraldı şeyleri. Bu SMG gibi açık alanlar bunların pastasını kaptı. Ben SMG ile de ortaklık kurdum. Onlarla da yürüyoruz. Akıllı insanlar. SMG aslında Serkan, Morris ve Gül. 3 tane ortağın kurduğu, baş harflerinin olduğu. MSG ile karıştırırlar. SMG, MSG. MSG meslek birliğidir.
MÜYAP meslek birliğidir. MSG ve MESAM beste söz haklarını korur. MÜYAP yapımcıların mekanik hakları dediğimiz hakları korur. MİOR 1 diye daha sonradan çıkan ve yalnız İspanya'da olan, Amerika ve Avrupa bunu kabul etmiyor diğer ülkeler. Çünkü aslında yorumcuların haklarını koruyor bunlar. Ama aslında yorumcu haklarını yorumcular yapımcıya veriyor. Çünkü sen yorumcu hakkını aldığın zaman yapımcının elinde bir şey kalmıyor ki. Yani burada da hata yapılıyor. Amerika'da böyle bir şey yok. Yani eğer yorumcu haklarını verdiyse yapımcıya o hak yapımcınındır. Yani böyle bir şey yok. Türkiye'de, İspanya'da vardır bu. Türkiye'de vardır. Onun dışında diğer ülkelerde yok. Dolayısıyla bütün bu meslek birlikleri 25-30 milyon dolar topluyorlar. Buna karşılık GEMA'da, Almanya GEMA, ki müzik olmayan bir ülke Almanya, biliyorsunuz. Dünyada Alman müziği çok duymuyor. Kendi işlerinde bir müzikleri var. Dünyada tek tük böyle bir Alman parçası bir patlamıştır, isimli, isim şarkı, yapmıştır. Evet. Onlar 2 milyar 500 milyon dolar topluyor. Bizim 25-30 milyon dolarımıza karşı 2 milyar 500. Amerika'yı söylemeye gerek yok, 18 küsür milyar dolar topluyor. Yani müziğin divası aslında bu anlamda, bu sektörde Amerika diyebiliriz, Amerika, değil mi? Amerika. Çünkü Amerika hem müziği iyi koruyor, hem büyük para dönüyor. Müzik dünyaya duyuramadığı tabii, isim de yok aslında. Yani, Allah rahmet eylesin. Kayan gibi bir sanatçı Amerika'da olsaydı herkes milyar trilyoner olurdu yani. Trilyoner olurdu. Maalesef Türkiye tabii Türkçe bir dezavantaj. Amerika İngilizce konuştuğu için İngilizce ulusal bir lisan, evet, haline geldi. Dolayısıyla İngilizceyi herkes hemen hemen biliyor. Okullarda da öğretiliyor. Ekonomi ve bilgi, zaten en azından bilgisayarlarda İngilizce. Yani baktığımız, evet, zaman her şey İngilizce üstüne dönüyor. Müzik de İngilizce de tabii avantaj sağlıyor. Bütün ünlüler Amerika'da ve İngiltere'de. Peki bizim ülkemizden bir örnek verelim. Tarkan dediğimiz zaman hep megastar olarak anıyoruz Tarkan'ı. Tarkan yurt dışında da ismini duyurmuş bir isim. Doğru. Yani bu anlamda aslında Türkiye'deki sanatçılarda Tarkan gibi örnek verebileceğimiz birileri var mı şu an? Şimdi Tarkan'ı aslında Sezen Hanım, evet, ünlü Sezen yaptı. Yani evet. Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Ben Sezen Hanım'la alt altta üst üsteydim Korukent'te, Raks'ta. Karma müziğin başındaydı kendisi. Kendisini de çok severim, sayarım. Zaten İzmir'den de tanıyoruz, İzmir'den. Biz de İzmirliyiz, o da İzmirli. Rahmetli onunla Tunç'u da ben çok severdim. Çok başarılı bir insandı. Hatta onunla bir hikayem var. Kadri Bey'in odasında ortaklık kurduk, şampanya patlatıldı. Sertab Erener, Levent Yüksel, onunla Tunç, Sezen Hanım, ben, Kadir Bey, hatta Oğlan kardeşim de vardı orada. Hani ortaklığımızın şerefine şey yaptık. Onunla abi, ben dedi Bursa'ya gidiyorum. Hadi sen de gel dedi bana. Abi dedim, ben zaten uçaktan korkuyorum. Bir de sen kullanıyorsun uçağı falan dedim. Ben korkarım dedim ya. Baş ver uçak işini sen de dedim. Ve maalesef Bursa'ya gitti. Ve dönüşte öldü, rahmetli oldu. Çok üzüldüm tabii. Uçağa ben de binebilirdim. Yani uçağa ben de binebilirdim. Kayhan Acar'la ilgili bir hikayem var. Kayhan Bey'i ben çok severdim. Yani hala aklıma geldikçe içim sızlar yani. Çok dostluğumuz kavgayla başladı Kayhan Acar'la. Bu hikayeyi kimse bilmez. Siz öğrenin. Çok az kişi bilir. Hadi bakalım bilir. Patronlar aleminde duyalım. Evet. Canımın Yaprakları diye bir albüm yapmıştı. Ben beğendim albümü ama o zaman 650 bin adet basıldı albüm. Bir sene geçti aradan. Bazı albümler kısmetsizdir. Kötü olduğu için değil. Zamanlaması, ekonomik şans şartlar. Biraz. Şans. Evet, şans. O çok başarılı olmasına rağmen o albüm satmadı. 208 bin küsur tane kalmıştı.
Kadir Bey de dedi ki ya depoda çürüyecek bunlar, git bir gazeteye ver. Bir barter yap oradan, reklam yeri al. Hiç olmazsa boşa sanatçıların gitmez. Reklamlarını, bizim sanayi ürünlerinin reklamlarını yaparız. Çünkü zaten Kayhan Bey 650 bin tane albümü basıldığında Kadir Bey'den onun parasını, kendine düşen parasını almıştı. 650 bin dolar almıştı. Onunla Acarkent'te ev alacağını söylemiş ve bu parayı almış. Ben de gittim, Sabah gazetesiyle anlaşma yaptım ve 200 bin adet Canımın Yaprakları'nı verdim. Derken bu bir şekilde duymuş. Kayhan Bey beni aradı. Ethem Bey dedi, siz dedi benim Canımın Yaprakları'nı Sabah gazetesine promosyon mu verdiniz dedi. Evet dedim abi. Siz dedi böyle bir şey nasıl yaparsınız dedi. Kayhan Bey dedim, bu beni aşar. Bu Kadir Bey'in şeyi. Talimatıyla ben bunu yaptım dedim. Yani neticede bir patron var. Zaten dedim satmadı. 208 bin tane kaldı. Kadir Bey de 8 binini ayır. Dursun elimizde. İsteyen olursa veririz. 200 binini gazeteye ver dedi. Kaça verdiniz? 1 dolardan verdim dedim. 1 dolardan ben de alırdım deyince tıkandım ben. Bir dakika abi dedim. Şimdi dedim ben telefonu kapıyorum. Yüzünüze kapatmış olmayayım. Özür dilerim. Ben bir Kadir Bey'le konuşayım bu konuyu dedim. Kadir Bey'i aradım. Dedim böyle böyle Kayhan Bey beni biraz sıkıştırdı. Böyle söyledi. 200 bini ben alırım dedi. Ne yapacağız dedi. Bana da dedi ki Kadir Bey. Peki dedi Ethem'cim dedi. Sen dedi sözleşme yaptın mı Sabah'la? Yaptım. Albümleri verdin mi dedi. Vermedim daha dedim depoda. Peki sözleşmeyi feshedebilir misin dedi. Tabii ki ederim dedim. Kadir Bey de dedi ki o zaman dedi Kayhan Bey'e 1 dolardan ver dedi. Ben de Kayhan Bey'i aradım. Abi dedim ben konuştum. Albümleri de vermediğimiz için Sabah gazetesi de reklam çıkmadığı için Kayhan'ın albümünü dağıtıyoruz diye reklam çıksaydı işimiz zorlaşırdı. Çünkü o zaman Sabah gazetesi bize sıkıntı yaratırdı. Evet. Kadir Bey söyledi, size dedi albümleri verebilirim 1 dolardan deyince bunun nutku tutuldu, bir duraladı, yaptı. Tamam dedi, anlaşıldı Ethem Bey. Ben dedi bu işi Kadir Bey'le çözeceğim dedi. Peki dedim Kayhan Bey, siz bilirsiniz. Ertesi gün Pelit'ten 1 kilo çikolata almış, nur içinde yatsın. Kadir Bey'in kapısını çalmış. Kadir Bey demiş, ben Ethem Bey'le tatsız bir tartışma yaşadım dün. Biliyorum demiş konuyu. Söylemiş zaten size. Evet demiş. Ben akşam düşündüm. Bir karara vardım Kadir Bey demiş. Ve bu kararımla ilgili bir sözleşme yaptım. Eğer beni Kayhan Acar olarak adam gibi adam görüyorsan bu sözleşmeyi okumadan imzalarsın demiş. Ve sözleşmeyi kıvırmış, imza yerini açmış. Eğer bunu imzalarsan benim patronum olmayacaksın artık demiş, dostum olacaksın. Ya. Ve Kadir Bey de imzalamış. Kayhan Bey sözleşmeyi açıyor. Mer Reklam 200 bin adet albümü Sabah gazetesine verecek. Satılmayan 200 bin adet albümün parasını haksız kazanç olduğu için Kayhan Acar Raks'a iade edecek. Ve 200 bin dolarlık çeki de getirmiş Kadir Bey'e vermiş. Parayı iade etti, albümleri de Sabah'a verdim. Ben Türkiye'de bunu yapabilecek ikinci bir adam göremiyorum. Evet, şu an bir kaldım. Evet, gerçekten. Adam 200 bin doları iade etti. Ve ben ondan sonra çok sıkı dost oldum kendisiyle. Allah rahmet eylesin. Hatta ölümünden evvel evinde mantı yedik. Hanımı mantı yapmıştı falan. Ve yıllar sonra bu hikayeyi ilk defa burada sizden dinliyoruz. İlk defa birkaç kişi biliyor tabii işte etrafımdaki ama medya olarak ilk defa size anlatıyorum bunu. İyi bir dost oldum kendisiyle. Çok bana dedi ki ben çok zor adamım dedi. Ama dedi beni anlarsan çok kolay dedi işin dedi ve ben onu çok iyi anladım. Kayhan Bey'i çok iyi tanırdım. Ve hatta bir tane CD yapmıştı tek parça. Onu bana verdi.
dedi ki bunu sana veriyorum, bu senin dedi. Ama dedi ölünceye kadar. Ölürsem dedi eşime gidecek dedi. Ondan sonra ölünceye kadar da ben internette kullandım. İsmini unuttum parçanın şu anda. Mevsim hala sen. Mevsim hala sen. Master da bende duruyor. Arkasında da fotoğrafı vardır. Hatıra olarak saklıyorum. Ben çok sevdiğim bir sanatçıydı. Değerli bir sanatçıydı. Herkes paracı der ona. Ama ben 200 bin doları veren bir adam paracı olamaz. Aynen öyle. Hakkını arayan bir adamdı. Adaleti seven bir adamdı. Kayhan Acar öyle bir adamdı. Adam gibi adamdı. Yani onun için her zaman onu saygıyla, sevgiyle anıyorum. Nur içinde yatsın. Ara sıra gidersem oralara da mezarını ziyaret ediyorum. Ona bir söz verdim, burada söyleyemem. Onu yerine getireceğim. Yani çok hayatımızda hikayeler oldu. İşte yeniden soyunduk, işte yeni bir albümler çıkartıyoruz. Herhalde bir hafta 10 gün içinde başlayacağız çıkarmaya tek tek, hayırlısıyla. Davalarımız devam ediyor. Uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Yani sanatçılar da tabii bana yükleniyorlar, şikayetçiler. Ben ne yapabilirim yani? Türkiye hukukunu ben yazmıyorum, ben yürütmüyorum ki yani. Aslında davalar çok basit. Bir celsede bitecek davalar. Yeter ki hakimler bunu kavrasın ne olduğunu. Aslında püf noktaları bildikten sonra değil mi? Tabii. Yani aslında püf noktalar var. Bunu çözdükten sonra eserin ne olduğunu anlamadan hakimlik yapamazsın. Kitapla hakimlik olmaz. Zaten fikri mülkiyet hukuku küçücük bir kitaptır. Yani anayasa da zaten küçücük bir kitaptır. Mühim olan onları doğru yorumlamak, işleyişi iyi bilmek. Arabayı kullanmadan öğrenemezsin. Öyle. Kitaptan öğrenemezsin. Kitaplar öğretiyorlar, şudur budur, işaretler ama direksiyona geçmeden araba kullanamazsın. Yani ezbere bir iş olmaz. Olmaz. Fikri mülkiyet hukuku dünyanın en zor hukukudur. Amerika'da tescil yaparken öyle sorular soruyorlar ki bize inanamazsınız. Bir kere dünya eser sahibini icracı sanatçı kabul eder. Yapımcı değil. Aslında bizim 18. maddede de eserleri icracı sanatçı ve 80. maddede yapımcıya sözleşmeyle devreder diyor. Yazıyor bunu. Uygulayan var mı? Bizim dışımızda yok. Bizim dışımızda yok. Dolayısıyla birbirlerine eser işletmeleri ciro ederek hak sahibi olduklarını düşünüyorlar. Bu yanlış bir uygulama. Kiss Müzik var. İcrada satılıyordu eserleri. Ben gittim satışı durdurdum. Satamazsın dedim. Mali bir değeri yoktur dedim. İcra dairesi çakıldı. Yukarı çıktı, hakimlere sordular, indiler çıktılar, indiler çıktılar. En sonunda icra müdürü geldi dedi ki maalesef satamayız dedi, beyefendi haklı dedi. Peki sen koskoca RAKS arşivini sattın be adam. Sen peki bakanlık olarak niye bunu engellemedin? Sen elindeki belgenin hiçbir şey ifade ettiğini, etmediğini bilmiyor musun? Yani. Bilmiyor musun? Yani avukatlar kötü. Şeyler kötü. Şimdi Nazlı müzikhukuku.com diye bir site kurdu. Girerseniz görürsünüz. Ben de orada varım zaten, görürsünüz. Müzikhukuku.com. Evet. Dolayısıyla Nazlı Tuğba Çatı, Erhan Meço birlikte çalışıyorlar. Profesör Mustafa Topaloğlu, yarın randevum var. O da çok bilgili bir insan. Çok saygı duyduğum bir insan. Yarın bir toplantım var. Bazı şeyler, detaylar var aramızda konuşacağımız. Dolayısıyla müzik hukukunu devletin daha iyi incelemesi, bu konuyla ilgili yetişmiş hakimlerin oraya konması. İlhami Güneş çok iyi biliyordu bu işi. Bilir kişi bile atamıyordu. Yani İlhami Güneş bilir kişi atamıyordu. Bu kadar basit. Ama hakim tabii o da hata yapabilir ki yaptı Ufuk Yıldırım davasında. Atladı yani. 4 haftalık hak düşürücü süreyi atladı. Ben avukat Erhan'a da söyledim. Oğlum dedim niye uyarmadın hakimi? Ya dedi abi dedi şimdi ukalalık yapmış oluruz bir şey diyemedim dedi.
uyarması lazımdı. Yani karşı taraf da uyarmamış. Efendim aklı yürüdü, 4 haftalık süre geçmedi. Geçmedi. Aslında bu Otto de Bormio yasasıdır. Alman hukukundan geçmiştir. Alman hukukunda 41. madde olarak geçer bu. Eseri geri çağırmak diye anılır bu. Cayma hakkı bizdedir. Orada eseri geri çağırmak. Alman ve dünyada bu farklıdır. Sanatçının hakları tecavüze uğrarsa maddi manevi sanatçı eserini geri çağırır. Bunun için de Alman hukukunda 41. madde olarak dünyada da vardır. Bu madde çalışır. Burada Alman hukukunda burası gibi 4 haftalık hak düşürücü süre yoktur. Cayma hakkı kullanıldığı anda eser sanatçıya geri döner. 4 hafta içinde yapımcının veya dağıtıcının sanatçıya dava açma hakkı vardır. Tazminat dava açma hakkı vardır. Cayma kullandıktan sonra yani eseri geri çağırdıktan sonra sanatçı asla geri dönemez. Yani ben pişman oldum diyemez. O iş bitmiştir artık. Dolayısıyla bizde doğru çalışmıyor hukuk. Bu konuda da eğitim almıyor hakimler. Hakim olacak, fikri mülkiyet hukuku hakimi olacak bir insan minimum bir yıl bununla ilgili özel eğitim alması lazım ve Amerika'ya gidip öğrenmesi lazım bu işi. Yani fikri ve mülkiyet hukuku aslında Türkiye'de bu bağlamda tam anlamıyla çalışmalar yapamıyor. Ben şöyle bir soru sorayım. Aslında yasa var. Yasa var ama çalışmalar konusunda eksiğiz. Yasayı iyi anlamıyorlar. Yani kitaptan öğrenilmez, şoförlük gibi. Kitaptan öğrenilmez. Arabayı kullanmak lazım. Arabayı kullanman lazım. Evet. Peki fikri ve sınai haklar diye aslında bir dal da var, alan da var hukukta. Bununla karıştırılabilir diye düşünüyorum şu anda izleyicilerimiz için sormak istiyorum. Fikri ve sınai haklar davalarında da bir eser yaratan, bir ürün yaratan kişinin patentiyle alakalı davalara bakılıyor. Şimdi bilirkişi gibi konuşmayayım ama öğrendiğim kadarıyla. Peki bunun ayrımını nasıl yapacağız? Yani aslında fikri ve sınai haklar dalı var diye mi acaba biz fikri ve mülkiyet hukukuna bu kadar ağırlık vermiyoruz? Fikri mülkiyet hukuku içinde zaten patent de var. 5846 evet. Numaralı yasadır. Dijital yasada bizde 21 Şubat 2001'de çıkmıştır. 4630 numaralı yasadır bu. Yani dijitalin bizde hayata geçişi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 28 Ekim 1998'de çıktı dijital yasa. Milenyum yasası olarak çıktı. Copyright Milenyum yasası olarak. O yasayı da çok iyi bilirim. Biz 2003 yılında 21 Ekim Roma Fonogram Sözleşmesi'ne de imza attık. Yani uluslararası sözleşmelere aslında biz imzalarımız var. Roma Fonogram Yasası'nı ben böyle bir dava kazandım. Çünkü Roma Fonogram Yasası şunu diyor. Fonogram sahibi eseri ilk çıkartan firmadır. İkinci firma olamaz. İlk çıkartan fonogramın sahibidir. Bitti. Direkt çıkışına bakıyoruz. Çıkış. Şimdi eğer sanatçı kendi yapıp bunu getirip sözleşmeyle devrettiyse fonogramın sahibi sanatçıdır. Ki genelde böyle oluyor. Bu sipariş üstüne de olabilir, yapıp getirmiş. Bugün birçok sanatçı Netde'ye girmek için Doğan Müziğe eserleri yapıp götürüp teslim ediyor. Evet. Aslında Doğan Müzik bunları sadece ticari alanda kullanıyor. Fonogram sahibi değil. Fonogramın yapımcı sahibi olabilmesi için bizde de böyledir yasa, dünyada da böyledir. Sanatçıyı maaşlı ve sigortalı olarak o şirkette çalıştırması lazım. Çoğu yerde olduğu gibi yani. Evet. Eğer sanatçı şirkette maaşlı çalışıyorsa, bir eser üretiyorsa eserin sahibi direkt şirkettir. Bu kadar basittir yasa. Dünyada da bu böyledir. Biz copyright'ta tescilleri yaparken bize öyle sorular soruyorlar ki inanamazsınız. Mesela Coşkun Sabah'ın albümlerini tescil ederken çok ilginç bir şey çıktı karşımıza. Şimdi parçanın ismini unuttum.
Albüm çıkış tarihini sordular, yazdık. Verdik, hepsini verdik. Parçaların isimlerini, her şeylerini tescil ettik. Küt dedi, bu sefer 2-3 gün sonra copyright bize bir yazı yazdı. Ya dedi, bu müzik dedi, anılar. Anılar müziği dedi, daha evvel bir filmde çıkmış dedi. Albüm çıkışından 2 ay evvel. Siz dedi, bu albüm çıkmadan, o çıktığı için fonogramın sahibi filmdir dedi. Filmciden izin aldın mı dedi. Çakıldık kaldık. Allah Allah dedik. Coşkun Bey'i aradık. O da birden toparlayamadı. Ya dedi, aslında biz daha evvel çıktık. İlk film duyurduğu için, filmde duyurduğu fonogramın için. Sahibini evet. Film kabul etti herifler. Ve o filmi nasıl buldu, nasıl o müziği yakaladı, bize çok verdi. Yani öyle bir sistem çalışıyor ki bir santim kaçamıyorsun dışarıya. Hemen seni yakalıyor. Biz de Coşkun Bey'e sorduk. Ya aslında ben o parçayı albüm basmadan evvel televizyonlarda, her yerde, radyolarda çaldım. Albümümüz biz sona bastık dedi. Fonogramın sahibi filmci değildir dedi. Biz bunu bu şekilde onlara açıkladık, anlattık da o şekilde kabul ettiler. Ve bizden bununla ilgili taahhüt istediler. Yanlış beyan veriyorsan 30 bin lira cezası var. 30 bin dolar cezası var dedi. Çok ince çalışılmış. Çok ince çalışıyorlar. İnanılmaz bir şey. Ya aklımın ucundan öyle bir filmi hatırlamıyorum. Coşkun Bey'e soruyorum. Hangisi evvel çıktı, o toparlayamadı. Düşünebiliyor musunuz? Eserin sahibi bile zor toparladı işi. Ama adamlar her şeyi takip ediyorlar. Müzikle ilgili en ufak bir şeyi takip ediyorlar. Ve orada bir hırsızlık söz konusu olursa yandın. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eserin hırsızlık olarak, yani izinsiz olarak kullanılmasının cezası 150 bin dolardır. Yıllık. 5 yıl kullandıysan 5 ile çarpar, 750 bin doları önüne koyar. Tabii oradaki müzik sektörünün aslında önemini biliyoruz şu anda. Yani onun cezası için, daha fazla oluyor. Onun için çok ciddidir. 1780'lerden itibaren copyright tescilleri yapıyor. Yani bizde bir telif hukuku 51'de çıktı. Ondan evvel Osmanlı nevede kulak kalır. Bir yani. Fikri mülkiyetle ilgili bir yasa çıkmıştı. İsmi şu anda aklımda değil ama o da... Evet, patentle ilgili bir... Hayır, müzikle ilgili ve patentle ilgili Osmanlı Devleti 1800 küsur yılında... Bende kitabı var onun. Yani ben çok meraklıyım. İlk 51'de çıkan kitabı da ben aldım. Hı. Yani ilk baskı kitabını. Arkasında 50 kuruş yazıyor kitabın. İlk baskı kitabını buldum ve 1000 dolar verdim o kitaba. O kitabı almak için bir hukukçudan 1000 dolar verdim. İlk baskı. İlk baskı. İlk baskı. Yani ben bütün fikri mülkiyet kitapları bende vardır. Hepsini biriktiririm, okurum, incelerim, karşılaştırırım, tartışırım. Bizde ne var, orada ne var, Almanya'da ne var, İngiltere'de ne var. Ama aşağı yukarı hepsi aynı sistem içinde çalışıyor. Hı. Yani hepsinde otoru, yazarı bunu yapan kişi olarak görüyor. Yapan kişi. Kitapta da aynı şey. Yani dışarıda, yurt dışında Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere hepsinde bizdeki gibi besteci söz yazarı olarak geçmez. Yazar olarak geçer. Hep yazar. Besteci de yazardır, söz yazarı da yazardır, ressam da yazardır, kitap yazarı da yazardır. Hep yazar. Yazar kelimesi. Yazar, otor olarak geçer. Ve dolayısıyla dünyada tabii bunların tescilleri yapıyor. Herkes tescil ettiriyor yurt dışında. Ama en iyi bu işi ciddi olarak Amerika Birleşik Devletleri sürdürüyor. Zaten bütün dijital platformlar da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Alman firması da, İsveç firması, Spotify falan tutun. Aklınıza gene geliyorsa Spotify ilk Dover'da kurmuştur Delaware eyaleti. Sonra Kaliforniya'da da şube açmıştır. Bizim de şirketimiz Dover'dadır. Kaliforniya'da da şubemiz vardır. Dolayısıyla biz de sistem orada çalıştığı için Amerika'ya kapak attık. Evet, Türkçesi bu. Şirketiniz Art Records. Art Records olarak Art geçiyor. Records. Evet. Yönetim kurulu başkanımız Nusret Cömert'tir. Nusret Bey Shell Enerji başkanıdır eski. Yani dünya Shell'in başkanıdır. Yani Türk ekonomisinin 3-4 misli büyük bir ekonomiyi yönetmiştir. Harvard mezunudur.
Çok bilgili bir insandır enerji konusunda. Ondan sonra zamanında hükümete de danışmanlık yapmıştır. Çok iyi bilir enerjiyi. Onunla ortak olduk. İyi bir ilişkimiz var. Sürdürüyoruz işte. Hem davaları sürdürüyoruz, hem yapımcılığı sürdürüyoruz. Ben zaten müziğe gönül vermiş bir insanım. Yani Raks dönemindeki hemen hemen bütün sanatçılar beni tanır. Yani dolayısıyla hepsi bizim elimizden geçmiştir. Tabii artık medya değişti. Müzik kanalları hepsi dijitale gitti. Ratingler düştü. Çünkü eskiden bir albüm çıktığı zaman Genç TV, Kral TV, Eko TV, Eko TV de bana bağlıydı. Onlara da senede 500 bin dolar ödüyordum. Genç TV'ye, Number One'a 1 milyon dolar ödüyordum. Sözleşmeleri dahi duruyor bende. Atmam. Ben sözleşme atmam. Raks'ın bütün sözleşmeleri de bendedir. Atmam ben sözleşmeleri, korurum. Çünkü söz unutulur, yazı kalır. Dolayısıyla bazı sanatçılar katıldı bu işe, bazı sanatçılar katılmadı. Kendilerince özel sebepleri vardır. Saygı duyarım yani neticede. Bazı sanatçılar da şöyle düşüyor. Ya ben onunla bununla niye kötü olayım? Yarın bir işim düşer, adamla kötü olayım, olmayayım diye düşünebiliyor. Bazılarının avukat, ben Ebru Gündeş'in de avukatıyla konuştum. Aklı basmadı adamın. Bilmiyor çünkü konuya hakim değil. Yani ki Ebru Gündeş diyoruz. Ebru Gündeş gibi bir isim şu anda. Evet. Yani Ebru Hanım ilk bir okey dedi. Avukatı işi bozdu. Türkçesi bu. Ebru Hanım anlamaz zaten bu işten. Anlaması da gerekmez zaten. Avukatı da anlamıyor bu işten. Ama başka davalarda iyi bir avukat olabilir. Yani mesela Erhan bizim Fikri Mülkiyet Hukuku'na, Erdem'in oğlu benim arkadaşımın. Mesela benim arkadaşım Erdem anlamaz o işten, Fikri Mülkiyet'ten, ama oğlu bilir. Ama Erdem başka davalarda iyidir. Bir Alman hukukuyla ilgili, cayma ile ilgili, yani geri çağırma ile ilgili bir Yargıtay kararı istedim arkadaşımdan Almanya'da. Benim çok iyi avukatım var dedi. Hemen dedi sana bulur getirir dedi. Ve benden notları aldı, avukatına gitti. Avukatı demiş ki, bana bunu sorma. Ben ticaret hukukuna bakıyorum. Sen bir tane telif hukukçusu bul demiş. Bizim ayrıştırma var yine. Ayrı bir branş. Biz de avukatlar her şeyi yaparız abi. Alanı olmadığı halde. Alanı olmadığı halde hallederiz abi. Bizim huyumuzdur bu. Bilmem bilmem demiyoruz. Yani hallederiz abi ya. Kolay. Kolay ne olacak? Yani ben de okudum. Bilmiyorum demekten çok çekiniyoruz. Gerçekten. Yol bile soruyorsunuz adama, bilmiyorum demiyor, tarif ediyor, yanlış yere yolluyor seni. Yani bizde böyle bir huy var. Ben bilmediğim bir konu için çıkıp konuşmam. Bilmiyorum derim yani, anlamıyorum derim. Yani anlamadım. Her şeyi de bilemeyiz zaten. Her şeyi de bilmem imkansız. Dünyada her şeyi bilen bir kimse yok. Evet. Öyle bir şey yok. Yani kimse her şeyi bilemez. Devlet başkanları bile yanlarında bir sürü bu konularla ilgili danışmanlar bulundurur. İyi danışmanlar olursa yanında devleti iyi yönetirsin. Kötü danışmanların olursa yanında devleti kötü yönetirsin. Bu kadar budur. Televizyonculuk da aynı şeydir, radyoculuk da aynı şeydir. Ben radyo kurdum ama bir sürü yanımda bu işten anlayan adamlar vardı. Mesela teknik eleman Kerem Bey vardı. Kerem Bey bütün her şeyi yaptı. Her şeyi bu yapan teknik, anlamam ben. Yani evet televizyonculuk yaptım, radyoculuk yaptım ama anlamam. Teknik, sadece bilirim. Klip çekimi hep kameranın arkasında olmuşumdur. Yani bir kamerayı alıp da bir klip çekemem. Benim işim değil bu. Ama yönetirim. Radyoyu yönetirim, televizyonu yönetirim. Reklamı çok iyi bilirim. Müzik işini iyi bilirim. Zaten sinemacılık, filmcilikten geldim. Dolayısıyla makinistlik bile yaptım sinemada. Yani 35'lik film bile oynattım ben. Makinistle kavga ettim. Makinist çekti gitti. Haziran ayında makinistsiz kalınca mecburen 4 ay makinistlik yapmak zorunda kaldım. Yahudi'nin yanında yetişmiş bir insanım. Yahudi bana hep derdi, evladım dönercilik yapacaksan
Döner dükkanı açacaksan döner takıp döner kesmeyi bileceksin. Aynen öyle. Yaptığın işi bilmezsen arıza çıkar. Çok para kaybettim zamanında. Bilmediğim işlere girdiğim için kaybettim. Ortaklarım tarafından dolandırıldım. Bilmediğin zaman kandırılırsın, dolandırılırsın. Yani işte hayat böyle bir şey. Bilmediğin işe bulaşmayacaksın. Bildiğin işi de iyi bileceksin. İyi odaklanacaksın. Televizyonculuk yapıyorsan bu işi iyi yapacaksın. Sunuculuk da bir iştir. Yani herkes bunu ekranın karşısına geçip de böyle kolay kolay konuşamaz. Hadi beni de savunun biraz. Bakın yarışmalarda bile çok bilgili insanlar çuvallıyor. Neden çuvallıyor? O atmosfer, o heyecan başka bir şey. Evet. Yani televizyonun başında, ekranda ya ne soru bilemiyor falan diyoruz. Biliyor. Ama ben oraya gitsem o soruyu belki ben de bilemeyeceğim. Oradaki heyecan, ışıklar, seyirciler. Her şey tabii. Atmosfer çok farklı bir şey. Yani burada böyle konuşmak bu ışıkların ekranın önünde kolay değil. Alışkın olmak lazım. Ben alışkın olduğum için rahat konuşuyorum tabii. Ama bilmediğim bir konu hakkında bilmiyorum derim, konuşmam. Yani hayat böyle bir şeydir. Yani benim anlatacak tabii ki çok şeyim var burada. Sabaha kadar konuşuruz. Evet, gerçekten. Sabaha kadar konuşuruz. Ayrı bir program yapmayı düşünüyoruz biz. Bence olur, öyle bir şey. Ne zaman isterseniz. Çok ne güzel olur. İsterseniz. Tabii. Programımızın başında demiştim ki aslında müzik yapımcısı ve televizyoncu diye tanıtmıştım Menetem Bey ama her şey gerçekten... Her evet şey. Yani birçok şey evet böyle hiperaktif bir tipim. Ben bunu kabul ediyorum. Yerimde duramayan bir adamım. Evet. Bir de çok inatçıyım. Yani inatçıyım. Bu davalara girme sebebim arkamdan konuşmalarıdır. Bir de benim klipler, Raks'ın klipleri Mer Reklam'a aitti. Mer Reklam bu klipleri bütün televizyonlara, Türkiye'de yerel, bölgesel, ulusal kanallara dağıtıyordu. Biz bunları 24 saat içinde, şimdiki gibi dijital yok tabii. Ne yapıyorduk? Kasetlere dolduruyorduk. Bazen yereller SVSS kullanıyor, bazısı Betacam kullanıyor. Hepsine ayrı ayrı uğraşmak gerekiyor. Hepsine ayrı ayrı bunların. Doruk Film stüdyolar kurdu. Onun stüdyolarını da hemen çoğaltıp, hemen kargo, ofisimizde bizim kargo memuru devamlı duruyordu. Yani kargocu devamlı duruyordu. Yani o kadar şimdi çok... bizim öyle bir şey ihtiyacımız olmasa da şimdi o zaman... Tabii şimdi internetten atıveriyorsun. Evet. O zaman öyle değil ki. Post alıyorsun, gönderiyorsun televizyona. Betacam olsun, SVSS olsun. Onlar yayınlıyorlar. Dolayısıyla o dönemde Kadir Bey klip haklarını Mer Reklam'a vermişti. Telifleri ben topluyordum. Televizyonlara klipleri verdiğim zaman reklam yerleri alıyordum bedava. Bazısı para ödüyordu, bazısı reklam yeri. Yani Raks telifini ben topluyordum Türkçesi. Yani bu senede 11-12 milyon dolar topluyordum tek başıma. Yani bugün meslek birliklerinin o kadar adamla topladığı paranın yarısı. Dolayısıyla meslek birliklerinin de bu işi büyütme şansı yok. Çünkü ben hep söylüyorum, kimse kırılmasın. Meslek birliklerini profesyoneller yönetmeli, sanatçılar değil. Bu sanatçıların işi değil. Candan Hanım seçimde ben yardımcı olmuştum kendilerine. 68 tane imza toplamıştım. Ondan sonra sizden faydalanacağız dedi ama seçildikten sonra bir kere bir aramadı. İnsanlar iktidara geçince unutuyorlar. Ayrıldı şimdi. Ferhat Bey geçecekmiş seçimde. Yani kazanırsa tabii Ferhat Göçer. Bilmiyorum belki bu aralarda yapılacak veya yapılmış da olabilir tarihi bilemiyorum. Bu sanatçı işi değil. Kadir Bey Raks'ın patronuydu ama hep profesyonel yöneticiler vardı. Karışmazdı. Biletix'i de biz kurduk. İşi bilene karışmamak lazım. Tabii karışmazdı. Sorardı sadece. Bildiği bir şey olursa söylerdi. Kadir Bey iyi bir profesyoneldir. Yetki verir yanındaki çalışanlara. Her şeye fazla bulaşmaz. Neticeyle ilgilenir. Yani maçın sonuna bakar. Yani kimin oynadığına orada oyuna bakmaz. İyi bir profesyonel, iyi bir yönetici, iyi bir dost.
Netice itibariyle meslek birliklerinin de iş bilen, bu işten anlayan insanlarca yönetilmesi lazım. Oradaki baştaki sanatçılar, bizim dostlarımız, zaten onlara karşı bir saygısızlık etmek istemiyorum. Ama ben kalkıp da şarkı söylemeye kalkmıyorum. Sahneye çıkmıyorum. O zaman sen de şarkını söyle, bırak o işi başkası yapsın. Doğrusu bu. Yani Burhan Bey, Burhan Şeşen, miyor bir başında. Yani sanatçısın sen. İşin değil bu ya. Herkes işini yapsın. Herkes işini yapsın yani. Ben sinemacılık yaptım, filmcilik yaptım. Hiçbir zaman kendim bir artistlik yapıp oynayayım demedim. Kendime bir albüm yapayım demedim. Yani bilmediğim bir konu. Yani albüm yaparsam herkes ölür kahrından herhalde. Netice itibariyle yeteneklerimizin dışına çıkmamamız lazım. Yani herkesin bir yeteneği vardır. Ben sunucu seçiminde de çok isabetli atışlar yapmış bir insanım. Çünkü bu ekrana çıkıp kimin ünlü olabileceğini bilirim. Bir gün Tito ve Beyazıt geldi bana, ben reklama. Abi dedi, bir Genç TV'de bir talk show yapalım, beyaz show yapalım. Projeyi hazırlamışlar. Hoşuma da gitti. Okey dedim. Ben dedim patronla bir görüşeyim dedim. Kadir Bey'e gittim. Dedim ki ya böyle bir talk show yapmayı düşünüyoruz. İşte sanatçıları alacağız. Zaten biz müzik işi yapıyoruz. Orada güzel bir program, renkli bir şey olsun dedim Genç TV'de. Ya dedi, biz müzik kanalıyız. Zaten sen niye bunları karıştırıyorsun dedi. Bir sürü masraf çıkaracağım başımıza, gerek yok dedi. Zaten bu Beyazıt mı nedir dedi. Bir bok olmaz ondan dedi. Herif R'leri bile söyleyemiyor dedi. Ben de dedim ki ona, patron, R'leri söyleseydi ben zaten ona program yapmazdım. R'leri söylemediği için program yapmak onu istiyorum. Onu da ayıran dedi. Oydu değil mi? Beyazıt Öztürk'ü ayıran aslında, yani kusur gibi görülse de onu bir farklılık, evet, katan bir şey. Evet, farklılık katıyordu. Hazır cevaptır, akıllı bir çocuk, hazır cevaptır. Bir gün Bebek'te karşılaştık. Merhaba falan dedim, tanıyamadı beni. Tabii dedim, meşhur oldun, eski patronunu tanımazsın dedim. Damla selam, evet, olsun. Bir de Mesut yarı hep üzülürüm ben. Ben onu radyoda çıkarmak istememiştim. Kadir Bey sevmedi o adamı. Ya nereden buldun bunu falan filan. Bunu çıkar dedi. İstemeden Mesut yarı ben Metropol'de çıkardım. Benim çok sevdiğim, aklı başında bir insandır. Maalesef çıkardım. Yani Ece çok ufak geldi yanımıza. Bize doğdu. Özlem Yıldız öyle. Hande öyle. Hande'yi de çok severim. Hande Kazanova da çok iyidir. Yani birçok insanla orada şey yaptık. Meşhur ettik bu insanları. Ünlü yaptık birçoğunu. Sizin sayenizde şimdi izliyoruz. Ya benim sayemde değil tabii. Yani kendi becerileri de. Yani yoksa ben alıp insanları meşhur edemem. Önce kendi becerileri olması lazım. Ama becerileri seçmek mühim. Burak Şen'e albüm yaptım. İlginç bir şekilde buldum. Bir gün oğlumla Kadıköy'den gemiyle Eminönü'ne geçiyoruz. Bu da almış gitarı. Genelde aşağıda çalarlar ama o gün ön tarafta açıkta çalmış. Evet. Şarkı söylüyordu. Mert dedim, bak dinle. Çok güzel sesi var çocuğun dedim. Dedi, evet baba dedi. Gittim hemen yanına. Kartımı verdim. Bana gel dedim. Baktı. Sonra beni aradı. Bir albüm yaptım. Gemide buldum. İşte. Evet. Şans ayağına gelmiş. Evet. Göksel mesela. Göksel'e Antalya'da Cacabar'da çıkıyordu. Cacabar'da gördüm. Şarkı söylüyordu. Hoşuma gitti sesi. Kartımı verdim garsona. Verir misin dedim. Göksel Hanım, hanımefendi dedim. Gelebilir mi dedim. Dinlenme sırasında dedim, bir konuşabilir miyiz dedim. Verdi ve arada uçarak geldi. Gel dedim, albüm yapalım. Allah rahmet eylesin, Onla Tunç yaptı ona albümü. Sezen Hanım'la birlikte. İşte böyle hikayelerimiz var. Birçok sıfırdan sanatçı ürettik. Serdar Ortaç'ın da hikayesi çok enteresandır. Yani bazı Rocks'ta enteresan hikayelere şahit oldum. Serdar Ortaç bunlardan biridir.
Bizim 10 kişilik bir grubumuz vardı, heyetimiz. 11. kişi de patrondu. İşte pazarlamada işte Raksötek müdürü Ümit Doğman, bilmem efendim Neşe Hanım, Koral Sarıtaş, Tanju Arıkan, bütün ben bir toplanırdık. Ne yapılacak, ne edilecek? Serdar Ortaç'ı kabul görmedi. Yani bundan dediler bir şey olmaz. Özkan abi bunu sonra aldı. Özkan Turgay. Ben Özkan abiyi de severim. İyi bir aranjördür. Uzun zamandır da görmüyoruz. Görürse beni ekranlarda selamlar olsun ona. Özkan abi bunu aldı, yaptı. Getirdi. Bizim yine kurul kabul etmedi. Yani yatırım yapılacak bir adam değil gibi gördüler. Halbuki Koral Bey, Tanju Bey, ben hoşuma gitti. Fakat olur almayınca abi dedim, çıkarmıyor aksi dedim. Ya dedi, sen dedi Kadir Bey'in arkadaşısın, git söyle ben ödeyeyim parasını. Kaç paraysa işte klip çekilecek, CD basılacak, kaset basılacak, promosyon yapılacak. Bu işin bir maliyetini çıkar dedi. Biz çıkardık, oturduk, 60 bin dolar tutuyor. Ya Kadir Bey'e rica et dedi, ben her ay 5 bin dolar senet yapayım, 12 senet yap. Ben albümü çıkartayım, ben kefilim dedi. Ben Kadri Bey'e bunu söyleyince, madem o kefil çıkarsın, çıkartın dedi. Sorun yok dedi o zaman. Albümü çıkardık, Karabiberim ilk parça. Bu arada Serdar da onu sevmez o parçayı. Serdar biz çok seviyoruz işte, ama çok dinliyoruz. Biz çok seviyoruz ama o sevmiyor. Kulakları çınlasın. Serdar yetenekli bir adam. Yetenekli bir adam. Neyse çıktı. Özkan abi, biz Koral Sarıtaş, ben, Tanju Arıkan, bir kişi daha vardı. Bir kişi daha vardı. Bunun bir sanatçı vardı, şimdi ismini hatırlayamadım. Otururken Özkan abi koşa koşa geldi Koral Sarıtaş'ın ofisine. Dedi, inanmadınız dedi, 28 bin satmış dedi, 8 bin repete dedi. Albüm patladı dedi falan Sacit Bey. Sacit Bey de dedi ki alır mı lan öyle bir şey dedi. Aradık Neşe Demirkat'ı. Neşe Demirkat da un kafanında. Neşe Hanım dedi ki evet 28 bin sattı. 8 bin repete o sabahtı dedi. Şimdi dedi repete 85 bin dedi. Ne dedik 85 bin. Ben hemen Kadri'ye gittim. Patron dedim olay bu. Baktı doğru mu söylüyorsun? Evet dedim patladı gidiyor albüm dedim. Özkan'ın senetlerini iade et dedi. Yani 1 milyon 350 bin sattı. Az da değil. Evet az da değil. Ki sıfır bir sanatçı için olağanüstü bir rakam. Birçok sanatçıyı Rafet keza öyle. O da Almanya'dan hazır albüm olarak geldi. Seni seviyorum. Hatta klibi bizim stüdyoda çekildi falan. Marşandis'te. Çok güzel. Ya şu an çok duygulanıyorum. Çünkü bu şarkılar aslında çıktığında çok meşhur olduğunda ben çocuktum. Çok evet. Da severek dinlerdim. Evet, evet. Şu an bunun aslında ham maddesinin yapılışını tam da sizden dinliyorum. Canlı evet. Canlı. Yani bu işlerin hep içinde oldum. Stüdyoya in, Mert reklama çık, oraya git, buraya git. Çünkü prodüktörlerle de yakından ilişkiler bulmak zorundaydım. Çünkü çıkardıkları ürünler bana geliyordu promosyona. Kulakları çınlasın, basın kısmına da Bektaş Türk bakıyordu. O da gazete kökenlidir. Bektaş Türk bakıyordu ama genel anlamda radyolar, televizyonlar, bütün medya, basın hariç bendeydi. Ne kaldı zaten Ethem yani, Bey? Tabii promosyon eskiden kolaydı. Yani 3 tane televizyonda çıktığın zaman zaten başka bir şeye gerek yoktu. Yerellerde de çıkıyordun. Yereller önemlidir. Az da izleyicisi olsa ama 85-90 televizyonu bir araya getirdiğin zaman bayağı büyük bir kanal oldu demektir bu. Yani bugün de önemli. Cahit Bey Power'dan bir frekans kiralamış. Uydu. Bu uyduya 52 tane televizyonu yerleştirmiş. Onlardan belli aidat alıp uydu kiralarını ödüyor. Ve yerel medya diye bir şey kanal kurmuş. Bayağı başarılı, hoşuma gitti. Evet, yani netice itibariyle
sektörle ilgili size bilgi vermek istedim. Herhalde faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah sektör hak ettiği yerlere gelir. Müzisyenler bu pandemi döneminde de çok kötü duruma düştüler. Birçok ünlü sanatçının hakları bendedir şu anda. Alpay abi mesela, Tanju Okan'ın hakları. Maalesef oğlunu bundan 15 gün evvel kaybettik, Tansu'yu. Fıtık ameliyatına girdi, hiçbir şey yoktu. Akciğere pıhtı attı, komaya girdi. Üzüldüm tabii. Ben çok ilgileniyordum kendisiyle. Yani benden 10 yaş küçük olmasına rağmen evlat derdim ona. Olmadı işte, hayat acımasız maalesef. Benim eve gideceğim belli değil. Hayat böyle bir şey, bilemiyorsun. Öyle, gerçekten yani öyle. Böyle bir şey. Bir varsın bir yoksun. Öyle. Ama mühim olan arkanda iyi anılar bırakmak ve saygı duyulması. Mustafa Kemal hayranıyımdır. Benim babaannemin babası da onun matematik Fransızca hocasıdır manastırda. Ya. Evet, biz Kırım kökenliyiz aslında. Giray Han'ın torunlarıyız. Buraya geldikten sonra öğretmen olmuş. İlk Kuleli Askeri Lisesi'nde Fevzi Çakmağan hocalığını yapmış. Sonra da sürülmüş padişah tarafından manastıra. Takışmış padişahla. Manastır sürgün yeriymiş. Orada da tesadüf Atatürk ve Salih Bozuğ'un matematik, Fransızca, askeri lisede hocasıydı. Mustafa Kemal'le ilgili de çok hikayeler var. Onu başka bir zaman anlatırım. Evet. Babaannem. Ayrı bir bölüm yaparız. Ayrı bir bölüm yapalım. Mustafa Kemal, Atatürk, ulu önderimiz. Bana göre dünyaya gelmiş geçmiş en vizyon sahibi, en akıllı adamdır. 100 yıl sonrasını görüp okumuş bir adamdır. Evet. Bir arkadaşım vardı Fransa'da. Babası Fransız gizli servisindeydi. O da Atatürk hayranıydı. Bana dedi ki, Churchill dedi ki, 100 yılda bir gelir Mustafa Kemal gibi bir adam, Atatürk gibi bir adam, Churchill. O da tesadüf Türkiye'ye geldi demiş. Ben diyorum ki Churchill büyük yalancı. Atatürk gibi adam 100 yılda bir gelmez dedi. 1000 yılda bir gelir dedi. Çok güzel. Kesinlikle. Evet, yani bu sözü, bu önemli bir adamdır. Dedemle bir olayı vardır. O çok enteresan bir olay. Maaş alamamış dedem. Efe Kazım lakabı. Onun için Efe derlermiş, kabadayı. O zaman soyadı yok. Efe Kazım. Maaş alamamış. Eskiden posta havalesiyle geliyormuş. Bu hikayeyi de anlatayım, noktalayalım. Mustafa Kemal 6 ay maaş alamayınca babaannemi çağırıyor. İki tane kızım kağıt getir diyor. Bir de karbon kağıdı. Yaz diyor. Oğlum Mustafa, oğlum Fevzi. Ben sizleri yetiştirdim. Bir evladımı bu toprağa şehit verdim. Ben 6 aydır maaş alamıyorum. Beni ne soruyorsunuz, ne ediyorsunuz? 6 aydır maaş alamıyorum. Böyle demiş, devlet idare etmek boktan hokka, kabaktan terazidir. Babaannem de demiş ki, baba seni içeri atarlar. Sen deli misin? Yazdığın adam Fevzi Çakmak, Genelkurmay Başkanı, öbürü de Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk demiş. Olsun efendim demiş. Kim alıyor onlar demiş. Yaz, emrediyorum sana demiş. 15 gün sonra kapıya bir albay, bir astsubay, 4 tane de asker geliyor. Atatürk'ün emriyle Efe Kazım'ı almaya. Babaannem de panikliyor. İşte eli ayağı titriyor. Nereye götürüyorsun? Babam 88 yaşında diyor. Yapmayın etmeyin. Baba Atatürk'ün emri diyor. Ben de geleceğim diyor. Telsizle konuşuyorlar. Siz de gelebilirsiniz diyorlar. Babaannemi Buca'da, bizim köşk vardı o zaman. Hala halamlarda şu anda köşk. Köşkten alıyorlar. İzmir'de konakta Sarıkışla'nın önüne getiriyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, büyük önderimiz, merasimle karşılamış, elini öpmüş, 6 aylık maaşımı vermiş. Hocam demiş, bizi affedin, Fevzi Paşa'm vekalet verdi, o da sizden özür diliyor, bizi affedin demiş.
Benim babaannem 1996'da vefat ettiğinde askerler gelip kaldırdı cenazesini. Ya. Biz asker ailesiyiz. Dedem 7 sene Yunanlılara esir düşmüş, büyük dedemiz. Resmi de vardır yanımda, taşırım, iftar vesilesidir. Yani bu insanlar kolay yetişmiyor. Bin yılda bir gelir dedi. Bak, Fransız gezi servisinde çok önemli bir bey. Sonra bir assubay, bir kurmay albay, 4 tane de asker geliyorlar. Efe Kazım'ı almaya geldik diyorlar Atatürk'ün emriyle. Babaannem tabii panikliyor. İşte yaşlı adam 88 yaşında, ne istiyorsunuz? İşte ben de geleceğim diyor. Nereye götürüyorsunuz babamı diyor. Telsizle konuşuyorlar. Siz de gelebilirsiniz diyorlar. Bindiriyorlar jipe onları. Doğru İzmir'de konakta eskiden sarı kışla varmış. Oraya götürüyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, ulu önderimiz, kendisini askeri törenle karşılamış, elini öpmüş, 6 aylık maaşını vermiş, Fevzi Paşa'm da selam söylediler, bizi affedin demiş. Hocam demiş, sonra demiş sizi ziyarete geleceğiz demiş biz de. Atatürk de gelmiş Buca'da köşkte, kahve ikram etmiş Atatürk'e babaannem. Ondan sonra Atatürk Buca'ya çok gelirmiş. Çünkü Mehmetçe Bey var. O da bir ayrı hikaye. Eski Osmanlı İstihbarat Başkanı. Mehmetçe Bey de bizim mahalledir. Onun da enteresan bir hikayesi var. Bir gün kitabı da var hatta. Ben de Buca Belediyesi öyle bir kitap yazdı. Buca'nın önemli insanları diye. Ondan sonra Mehmetçe Bey'i bir gece 12'de evinden alıyorlar. Atatürk'ün emriyle. Adam eski Osmanlı geceliği olarak böyle entare gibiymiş eskiden. Öyle apar topar giyilmeden İzmir'de kordonda Atatürk'ün otelde şeyine götürüyorlar, huzuruna. Mehmetçe Bey diyor, sen diyor bana diyor suikast hazırlıyormuşsun diyor. Böyle bir şey var diyor. Paşam diyor, önce diyor bu kılıkla sizin karşınıza çıktığım için diyor beni affedin, bana giyinme fırsatı bile vermedi askerler diyor. Önce diyor sizden özür dilerim diyor. Gelelim diyor size suikast konusuna. Ben böyle bir şey yapmak isteseydim diyor, siz burada oturuyor olur muydunuz diyor. Ya. Atatürk'te gel öyle bir kahve içelim diyor, sabaha kadar sohbet ediyorlar. Atatürk farklı bir adam. Biz ailece ona çok saygı duyarız, severiz. Bugünün yeni nesli onu anlamıyor. Kıymetini bizi bilmiyor. Gerek. Benim okul arkadaşlarım, Çamlaraltı Koleji arkadaşlarım sayfa oluşturdular. Herkes Atatürkçüdür. Bizim okulda herkes Atatürkçüdür. Atatürk'ü, bilgileri, zekasını severiz biz. Bilgisini ve zekasını severiz. Her insan toprak olur. Onun da sözü var. Elbet bir gün benim acil vücudum toprak olacaktır. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Çok akıllı bir adam. Biraz dinlesek Türkiye başka bir Türkiye olur. Ne demiş? Ruslarla kötü olma, hep dost kal. Araplarla dostluk kurma, mesafeli ol. 100 yıl öncesinden bile aslında evet, geleceği bunu, gördüm. Bunu iyi bilmek lazım. Bunu iyi bilmek lazım. Ben tarihi çok iyi bilirim. İkinci Dünya Harbi'ni ezbere bilirim. Ünlü Berlin Savaşı'nda Adolf Hitler artık sıkışmış. Kuzeyde Rotosovski, güneyde Konev, ortada da Zhukov generaller Berlin'i sardılar. Artık son nefes. Hitler'e diyor ki generaller ve yanındaki danışmanlar, efendim Führer'im teslim olalım, halk ölüyor. Yani Berlin'de halk ölüyor. Asla diyor teslim olmam. Halk diyor beni seçerek bu sonu kendi hazırladı diyor. Meşhurdur bu söz. Tarih tiyatrodur. Artistler değişir. Aynı film
tekrar tekrar oynar. Yani zengin kız, fakir oğlan aşkı. Kaç kere çevrildi değil mi? Klişe. Klişe. Bu da klişedir. Yani tarihi bilirsen hata yapmazsın. Atatürk tarihi iyi bilen bir adamdı. 7 lisan biliyordu Mustafa Kemal Atatürk, Türkçe haricinde. Bulgarca biliyordu, Rusça biliyordu, Arapça biliyor, Farsça biliyor, İngilizce, Fransızca biliyor ki dedem hocası, Fransızca hocası. Hatta demiş ki oğlum Fransızcanı geliştir. Yazında demiş Fransız Kültür Derneği'ne git Selanik'te demiş. Mahalleden de komşumuz. Atatürk bizde ve Fecri Çakmak çok önemlidir bizim ailemizde. Salih Bozok da öyle. İsmet Paşa'nın hocalığını yapmamış yani o dönemde. İsmet Paşa'yla çakışmamış yani. Ama Fevzi Çakmak'ın Kuleli Askeri Lisesi'nde hocalığını yapmış. Her ikisine de oğlum diye hitap edermiş zaten. Oğlum Mustafa, oğlum Fevzi. İsmet Paşa'yı sevmezler. Ben onu da anlamıyorum. Babaannem de kızardı. İşte İkinci Dünya Harbi döneminde Türkiye çok yokluk çekmiş. Yani ekmek sıraları, karneler. Tarih bilmediğin için adamın yaptıklarını kavrayamazsın. Ya kardeşim, İkinci Dünya Harbi'nde Almanlar ta Kafkaslara gelmişler. Afrika'da Mısır'a dayanmışlar. Burada Yunanistan'ı almışlar, adaları almışlar, komşumuz haline gelmişler. Adam hepsini parmağında oynatmış, Türkiye'yi savaşa sokmamış. Yani Churchill'i de parmağında oynatmış, Stalin'i de, Franklin Roosevelt'i de parmağında oynatmış, flört etmiş, aşk yaşamış ama hiçbiriyle evlilik yapmamış. Türkiye'yi de savaşa sokmamış. Biraz az beslenmişiz. Ama Avrupa'da 60 milyon insan öldü. Bunun 6 milyonu Yahudi. Onun için İsmet İnönü harika bir politikacıdır. Kesinlikle. Harika bir politikacıdır. Ona da borcumuzu ödemeyiz. Ödeyemeyiz. Atatürk onu boşuna yanında taşımamıştır. Atatürk aptal adam değil. Dünyanın en zeki adamı. Ondan sonraki ismi aslında seçmiş. Bütün anlaşmalara Atatürk, Lozan'da da her yerde Atatürk onu göndermiş. Atatürk'ün yurt dışı seyahati yoktur. Türk toprakları dışına çıkmamıştır. İngiltere kralı dahil onun ayağına gelmiştir. Evet. O kadar. David. Daha sonra biliyorsun o bir istenmeyen İktidardan, bir kadınla evlendi. Evet, ve kraliyet kardeşine devretti. Amerika'ya gitti. Hı. Evet, tahtını terk eden aşkı için adam olarak anılır. Hatta o yemekte bir garson yemek dökmüş. Sayın Eksenasları demiş, çok özür dilerim. Bu millete her şeyi öğrettim demiş, hizmetkarlığı öğretemedim demiş. Atatürk zekası. Her zaman, her yerde. Çok zeki adam. Bunu anlamak lazım. Anlamak için de okumak lazım. Okumazsan, çalışmazsan bir şeyi öğrenemezsin. Mümkün değil. Her şeyi okuyacaksın. Ben meraklıyım. Kur'an'ı okudum, İncil'i okudum, Tevra okudum, Zebur'u hepsini okudum. Zaten karşılaştırma yapmadan aynen. Bir tez, bakın, antitez bakın. Oluşturamayız. Hiçbir kitabı okumana gerek yok. 10 emiri oku, onu yap yeter. Özetimizi de aldık. Oradaki 10 emiri oku, onları uyguladığın zaman zaten iyi bir insan olursun. 10 tane emir çok kısa anlatmış. Koca kitabı 10 tane emire sokmuştur. Onun için din ticari amaç yapılmamalı. Yani herkesin inancı kendine. Beni hiç kimsenin inancı ilgilendirmez. İstersen git elma ağacına tap. Beni ilgilendirmez. Herkesin inancı kendinedir. İnanç bak adı üstünde inanç. İnanç. Bir Rusların, bu bir kural değil. Tabii zaten. Rusların 2-3 atasözünü çok severim. Bir tanesi Rusları çok iyi tanırım. Bir tanesi her insan akıllı doğar. Aptallığı sonradan öğrenir. Gerçekten öyle. Evet. Yine bir sözleri var.
devletler arasında ebedi dostluk yoktur. Ebedi düşmanlık da yoktur. Ebedi menfaat vardır. Çıkar ilişkisi tamamen. Çıkar ilişkisi. Aile, kişiler arasında da yok mu çıkar ilişkisi? Tabii ki. Aynı kandan olduğumuz insanlarla bile. Tabii. Kardeşinle de çıkar ilişkisi var. Şehirler arasında çıkar ilişkileri var. Devletler arasında çıkar ilişkileri var. Hep çıkar ilişkisi. İnsan zaten çıkar ilişkisi üstüne yaşar. Evet. Menfaattir. Menfaattir. Onun için dinlere fazla takılmamak lazım. Dini ticari amaç olarak yapmamak lazım. Herkesin inancı kendine. Onun için mühim olan iyi insan olmak, düzgün insan olmak, namuslu insan olmak, kimsenin parasına puluna göz dikmemek. Bunlar normal olması gereken şeyler. Yani bu böyle bir özellik olarak anlatılmamalı. Sen zaten böyle olman lazım. Bu bir lüks değil aslında, değil mi? Bu zaten böyle olmalı. Zaten olması gereken bir şey. Onun için dediğim gibi SMG'de Morris vardır. Bu 10 emiri o bana söyledi. Abi dedi, kitap okumaya gerek yok. 10 emiri öğren yeter dedi. Haklısın dedim. Ben biliyorum zaten. Dolayısıyla itibarını kaybetmeyeceksin hayatta. Para kaybedebilirsin. Para kaybedir. Ben çok para kaybettim. Dolandırıldım, kandırıldım. Kandırılmaktan kandırılmamayı öğrendim. Kandırıla kandırıla kandırılmamayı öğrendim. Ha, yine kandırılabilirim tabii ki. Dünyada kandırılmayacak insan yoktur. Herkesin bir zayıf noktası vardır. Mutlaka. Dolayısıyla hayat böyle bir şey. Geliyoruz, gidiyoruz. Seneler çok çabuk geçiyor. Bugün lise arkadaşlarımla konuşuyorum. Dün gibi. Dün gibi. Ama bizim okulda iyi öğretmişler. Bir gün Fatma Altuğ vardı. Nur içinde yatsın. Oğlu da benim arkadaşımdır. Bir gün dedi ki, cahil nedir biliyor musunuz çocuklar dedi. Okumamış insan dedi. Hayır dedi. Bir çoban 250 koyunu var. Bunları her sabah çıkartıyor, otlatıyor, getiriyor. 250 koyunu kaybetmiyor. Sütünü sahıyor, yününü kırkıyor, sütünden peynir yapıyor. Ama okuma yazma bilmiyor bu adam. Cahil midir dedi. Değil mi hocam dedi. Değil dedi. İşini doğru yapıyor. Ama kalkıp siyaset, tarih alanında saçma sapan konuşmaya başlarsa cahil olur dedi. Cahil bilmediği şey hakkında konuşan kişiye cahil denir dedi. Tenkit çok güzel bir şeydir. Tenkit edilmek çok güzel bir şeydir. Ben tenkit edenleri bana hiç kızmam. Çünkü oradan bir şey çıkartırım. Akıllı insan başkasının aklını kullanan insandır. Çünkü hiç kimsenin aklı kendine yetmez. En son Behbi Koç'la ilgili bir hikaye anlatayım. Nur içinde yatsın. Kendisini de çok iyi tanırdım. Oğlu Rahmi Bey benim babamın sınıf arkadaşıdır Robert Kolej'den. Bir gün İzmir'de bizim ofisimize geldi. Dedi ki, herkesin beynini götürseler, satsalar pazara, hiç kimse gidip benim beynimi almaz dedi. Herkes dedi gidip kendi beynini satın alır dedi. Hiç kimse demez ki, bu Vehbi Bey sanayici bak neler yapmış, kurmuş, bu akıllı adam şunun beynini alayım ben yapayım demez dedi. Herkes dedi kendi beynini alır. Nur içinde yatsın. Çok sevdiğim bir adamdı. Onunla da ilgili çok hikayeler var bende. Bizde hikaye bitmez. Bitmez. Yani. Tabii yaşadıkça bir hikaye öğreniyorsunuz. Yani buraya geldim, burada da bir hikaye var. Yani her yerde bir hikaye. Yani netice itibariyle insan yaşadıkça öğreniyor. Evet. Hayat hatalar zinciridir. Hata yaparak öğreniyorsun. Ben çok hata yaptım hayatımda. Hata yapa yapa hayatta hukukun ne kadar önemli olduğunu, adaletin ne kadar önemli olduğunu maalesef ben 2010 yılında fark ettim. Fransa'ya gittim, Sorbonne gibi bir okulu okuyup bitirme şansını imha ettim. Ama belki bitirseydim başka bir hayatım olacaktı. Belki bir Fransızla evlenecektim. Bilemiyorum yani. Şu an hayatımdan memnunum. Yine hayatımızı sürdürüyoruz. Başka şeyler öğrendik hayatta. Dostların çok az olduğunu öğrendik.
Dostu düştüğün zaman anlarsın. Yere düştüğün zaman öyle. Dostun kim olduğunu görürsün. Ya, o yüzden yere düşmekten de korkmamak lazım. Evet, düşe kalka çocuklar büyüyor. Değil mi? Aman düşme dersen çocuk yürümeyi öğrenemez. Değil mi? Evet. Olmaz. Onu düşecek, kalkacak, yürümeyi öğrenecek, konuşmayı öğrenecek. Onun için her insan doğduğunda akıllıdır bunları. Kendi kendine öğreniyor. Ama aptallık sonradan öğreniliyor. Ayrı bir şey. Evet. Çok çok memnun oldum. Başka zamanda her zaman çağırabilirsiniz. Sohbet ederiz. Her zaman yani bekleriz. Ben biraz fazla konuşurum. Yalnız benden daha fazla konuşan Tayfun Duygulu vardır. Biliyorsunuz ona da bir albüm yapıyoruz. Yani bir parça yapıyoruz. Bir de aranjör Cengiz Köroğlu da benden çok fazla konuşur. Çok sevdiğim bir insandır Cengiz Bey de. Bu Burak Şen'in aranjörlüğünü de o yaptı. Bir parça haricinde. Bir parçayı da Kürşat Bey yaptılar. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim kendilerine de ayrıca. Cengiz Bey'in bir özelliği var. Bir şeyi öğrenir, sorar, ondan sonra araştırır. Ethem Bey bunu söyledi ama ne kadar doğru. Böyle bir özelliğe sahip. Friedrich Nietzsche, Alman düşünürün bir lafı vardır. Aptal toplumlar gördüğüne duyduğuna inanır. Akıllı toplumlar gördüğünü duyduğunu alır, araştırır, yargılar, karar verir. Önemli sözlerdir. Türkiye'de de önemli adamlar var. Önemli isim artık saymakla bitmez. Tarihçiler, şeyler, önemli profesörlerimiz var. Saygı duyulacak hocalarımız var. Yani dediğim gibi evet. Çok İyi şey geldiniz. Öğreneceğiz. Gerçekten. Çok çok teşekkür ederim. En uzun yayınımdı bu arada. Yani, bir ilk gerçekleşmiş oldu. Yani derler ya ansiklopedi gibi bir insan. Ben sizi öyle tanımlamak istiyorum. Sağ olun, sağ olun. Hatıralarınız çok güzel. Çok var, gerçekten evet. Kesinlikle ayrı bir program yapmalıyız. Patronlar aleminde kalmamalı bu. Oldu, tabii ki. Konuşmadığımız konu kalmadı. Ben aslında patronluğu pek yapmam, sevmem. Patronluğu sevmem. Yani ben daima çalışmayı severim. Hatta Art Record'da da yer dedim, yönetim kurulu Nusret Bey sen ol dedim. Yakışır sana dedim. Sağ olsun kabul ettiler. Nusret Bey kariyerli bir insan. Girip bakabilirsiniz Nusret Cömert deyince. İyi bir ortaklığımız var. Anlaşıyoruz. Çakışır insanlar, tartışabilir, ters düşebilir. O ayrı konu. Her hayatta bu olur, evlilikte de olur, arkadaşlıkta da olur. Evet, Ethem Bey iyi ki geldiniz. İyi ki programımızın konuğu oldunuz. Çok çok teşekkür ederim. Birçok program çıkardık aslında biz format olarak. Müzik konuştuk, tarih konuştuk, siyaset konuştuk, evet. Atatürk'ü zaten iyi ki konuştuk. Hatta gündemi de değerlendirdik. Bayağı kapsamlı bir program çektik. Evet, birkaç bölüm halinde dizi film olarak yayınlayabilirsiniz. Evet, faydalandık. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben de bilgilendirmeyi insanları seviyorum. Bilgi edinmeyi de seviyorum. Yani eskiden hep ben bilirim derdim. Ama ben bilirim dedikçe sopa yediğimi fark ettim. Sonra ben bilmiyorum, başkalarının aklını kullanayım demeye başladım. Ve o zaman başarıyı buldum. Ben hiçbir şeyi artık danışmadan yapmıyorum. Önemli olan bu diyorsunuz. Evet. Ortaklarımla tartışıyoruz, avukatlarla tartışıyoruz, çevremdeki dost bildiğim insanlarla tartışıyoruz. Tartışarak hayatta daha doğru yol bulunur. Kavga ile buluşma olmaz bir şey. Tartışacağız. Tenkit edileceğiz. Evet. Tenkit edileceğiz. Tenkit edeceğiz. Doğru tenkit de olabilir, yanlış tenkit de olabilir. Ben de size çok çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat ne verdiniz. Demek, İnşallah başka ederiz. Zaman başka konulara da konuşuruz. Tabii, konumuz bol. Konuşacak tabii, konu çok. Hayat konuları yaratıyor. Sopa yedikçe bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet. 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 Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Olur. Ben de çok çok sevindim. İnşallah kanalınızda hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dilerim. Benden ne zaman destek isterseniz zaten Deniz Hanım'a da söyledim. Emrinizdeyim. Estağfurullah. Biz de tabii sizlerden arzularımız olursa söyleriz. Bartırırız. Hep hayat birlikte insanlar büyür. Tek başına hiç kimse
Kesinlikle. Olmaz. Ekip işi her zaman en güzel. Her yolculuk bir kişiyle başlar. Confucius. Diyelim. Confucius'te evet, kapatalım. Patronlar kapatalım. Aleminden bugünlük bu kadar. Yeterlidir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili izleyenlerimiz. Hoşçakalın.